Merhaba sevgili çocuklar. Ben Adana Gündoğdu okullarından Semiha Bağış. Bugün sizlerle 4. sınıf matematik dersinde kesirler konusunu işleyeceğiz. Şimdi başlayalım. Kesrin belirtilen kadar kısmını bulma. Şöyle şunu da yana çekelim. Evet. Emre babamın yaşı 45 ve benim yaşım babamın yaşının 5'te 1'i kadar. Buldum Ezgi. Sen 9 yaşındasın. Bakalım nasıl bulmuş. Nasıl bulmuş? Şöyle bir bakalım. 45'in 5'te birini bulmuş. 45'i 5'te birini bulmak için bir bütünü 1 2 3 4 5 parçaya ayırmış ve bir parçasını boyamış. 45'i 5'e bölmüş. Çünkü tamamı 45 gibi düşünmüş. Tamamı 45. Bir parçasını bulmak için 45'i 5'e bölmüş ve 9 olarak bulmuş arkadaşlar. Fatma dedesinin gönderdiği 96 adet portakalın dörtte birini sınıftaki arkadaşlarına götürecektir. Fatma'nın sınıfına kaç adet portakal götüreceğini inceleyelim. 96 adet portakalı 4 eş gruba ayıralım ve ardından bir grubu bulalım. 96 adet portakalı 4 eş gruba ayırmış ve 4 4 eş gruba ayırdığı portakalın bir parçasını sınıftaki arkadaşlarına götürecek. O zaman 96'yı 4'e bölerek bir parçasını bulabilirim. Yani 24 adet portakal götürecektir. Devam edelim. Can ve ailesi Bursa'ya gitmek için İstanbul'dan yola çıkmışlardır. 154 kilometrelik yolun 7'de ikisini gittiklerine göre ne kadar yol gittiklerini inceleyelim. 154 kilometrelik yolu öncelikle 7 eş parçaya ayıralım. 7'de ikisini gitmişler. Bu yolun tamamı 154 kilometreymiş gibi düşünüyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Bir bütünü ne yaptı? 7 eş parçaya böldü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ve 7'de ikisini gitti. Yani şu 2 birimi gitti. 2 birimi gitti. 154'ü 7'ye bölüyorum. 22 kilometre her bir parçayı gösteriyor. Can ve ailesi yolun 7 parçasından ikisini gitmiş. 22 ile de 2'yi çarptığımda 44 kilometre yol gitmişlerdir arkadaşlar. Devam edelim. Bir çiftlikteki 84 yumurtanın 6'da 2'si kırıldığına göre geriye kalan sağlam yumurtaları bulalım. Bakalım. 84 yumurtanın 6'da 2'si kırılmış. 84 yumurtanın 6'da 2'si kırılmış. 84 yumurtayı 6 gruba ayıracağız. 14 14 14 14 14 14 84'ü e 6'ya böldüğümde 14 bulurum ki 14 her bir gruptaki yumurta sayısını göstermektedir. 6 gruba ayrılan yumurtaların 2 grubu kırılmış. 14 ile 2'yi çarptığımda 28 adet yumurta kırılmıştır arkadaşım. Evet, ne kadarı sağlam? 84'ten de 28'i çıkardığımda 56 yumurta sağlam. Şimdi bunları biz birlikte yapalım. Evet. Başlayalım. Sınıfımızda sınıfımızda bulunan 28 öğrencinin 7'de ikisi izcilik kulübüne gitmektedir. Kaç kişinin izcilik kulübüne gittiğini verilen şekil üzerinde göstererek bulunuz. Arkadaşım 7'de ikisi izcilik kulübüne gidiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu bütünün tamamı yani bu 7 parça 28 kişi mi? Evet. Ne kadar izcilik kulübüne gidiyor? Şu iki parçası. Peki arkadaşım bunun tamamı 28 kişi mi? Evet. 28'i 7'ye bölsem her bir parçayı bulur muyum? Evet. Her bir parça kaç kişi arkadaşım? Her bir parça 4 kişi. Bu 4 kişi, her bir parça 4 kişi. Sadece 2 parçası mı izcilik kulübüne gidiyor? Evet. 4 ile 2'yi çarptığımızda 8 kişi arkadaşım izcilik kulübüne gitmektedir. 8 kişi izcidir diyebilirim. Devam ediyorum. Bir çiftlikte bulunan 128 hayvanın 8'de 3'ü koyundur. Bu çiftlikte bulunan koyunların sayısını verilen şekil üzerinde göstererek bulunur. 8'de 3'ü koyun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet ne kadar koyun? 1, 2 ve 3 parçası nedir? koyundur. 128 bunun tamamı mı? Evet. Bir birimi bulmak için 128'i 8'e mi böleceğim? Evet. 12'nin içinde 8 bir kere var. 12'den 8 çıktı 4. 48'in içinde 8 6 kere var. 6 kere 8 48. Bir birimi 16 mı? Evet. 16 16 16. Evet. 1 1 mi 16. 8'de 3'ü koyulmuş. Yani şu 3 parçası koyun. O zaman 16 ile 3'ü çarptığımda 3 kere 6 18'in 8 elde var bir 3 kere 1 3 bir de elde var 4. Yani 48 tane koyun vardır arkadaşlar. Devam edelim. Bir basketbol turnuvasında Zehra 45 asist yani pas yapmış. Kübra Zehra'nın attığı pas sayısının 9'da 4'ü kadar asist yaptığına göre Kübra'nın yaptığı asist sayısını bulunuz. İşlemlerinizden, şekillerden, işlemlerinizde şekillerden yararlanmayı unutmayınız. 9'da 4'ü kadar hemen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 çizdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parça oldu mu? Evet. 9'da 4'ü kadar. 1, 2, 3, 4. Kübra Zehra'nın attığı pas sayısının 9'da 4'ü kadar pas, yap, pas yapmış. Şimdi bunun tamamı Zehra'nın yaptığı pas mı? Evet tamamı yani 45'i Zehra'nın yaptığı pas. Peki bu kaç birim? 9 birim. Birini bulmak için 45'i 9'a bölecek miyim? Evet bir tanesi 5 pas. Bir tanesi 5 pas. Peki Kübra kaç pas yapmış? 4 parça pas yapmış. 4 parça yani 5 ile de 4'ü çarptığımda 20 tane pas yapmış arkadaşlar. Evet, devam edelim. Aşağıda verilen kırtasiye ürünlerinde indirim yapılmıştır. Ürünlerin indirimli fiyatlarını verilenlere göre bularak yazınız. Hadi bulalım. Yer küre fiyatında 5'te 1 oranında indirim yapıldığına göre yeni fiyat kaç TL'dir? Şimdi normalde ne kadar? 75 TL değil mi? Yer küre. 5'te 1 oranında indirim yapılmış. 1, 2, 3, 4 şöyle yapalım. 5, 1, evet. 1, 2, 3, 4, 5. Şu indirim olsun. Bu kadar indirim yapılmış. Tamamı 75 lira mı? Evet. Bir birimini bulmak için ne yapacağım? 75'i 5'e böleceğim. 7'nin içinde 5 bir kere var. 7'den 5 çıkarsa 2. 25'in içinde 5. 5 kere var. 5 kere 5, 25. Bir birimi 15. Evet. 15 lira indirim yapılmış. Normalde 75 liraydı. 15 lira indirim yapılırsa ne olur? 60 TL olur arkadaşlar. Çanta fiyatında 8'de 2 oranında indirim yapılmış. Tamam. Hemen 8'de 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şöyle bir gösterelim. 1 2 3 4 5 6 7 2 parçasını taradım. 8'de 2 oranında indirim yapılmış. Şimdi çanta ne kadardı? 64 TL. 64 TL tamamı. 8'e bölüp bir parçasını bulurum. 8 eder. 2 oranında yani 8'de 2 oranında. O zaman burası da 8, burası da 8. 2 tane 8. 16 TL indirim yapılmış. Normalde ne kadardı? 64 liraydı. 16 TL indirim yapılmış. Ne olur arkadaşlar? 14'ten 6 çıkarsa 8 burada kaldı 5. 5'ten de 1 çıkarsa 4. 48 TL olur. Devam edelim. Cetvel setinde 6'da 1 oranında indirim yapıldığına göre yeni fiyat kaç TL'dir? Hemen cetvel setine bakıyorum. Cetvel seti normalde 12 TL. 6'da 1 oranında indirim yapılmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'da 1 oranında indirim yapılmış. Evet bu kadar indirim yapılmış. Normalde 12 liraydı. Tamamı 12 lira. Bir parçasını bulmak için 12'yi 6'ya bölerim 2. Yani 2 TL indirim yapılmış. 12'den de 2'yi çıkardığımda yeni fiyatı 10 TL'dir. Sulu boya setinde 7'de 1 oranında indirim yapılmış. Bakalım sulu boya seti ne kadar? 14 TL. Hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7'de 1 oranında indirim yapılmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şu indirim yapılan kısım. Normalde 14 TL tamamı bir parçasını bulmak için 14'ü 7'ye bölerim. 2 yani 2 lira indirim yapılmış. 14'ten 2'yi çıkarttığımda yeni fiyatı 12 TL'dir. Evet kuru boya setinde 9'da 3 oranında indirim yapılmış. Hemen bir 2 3 4 5 6 7 8 9 şöyle bir çiziyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9'da 3 oranında indirim bu 1 2 3 şu indirim olan kısmı Evet kuru boya seti ne kadar bir hatırlayayım hemen kuru boya seti de 18 TL 18 TL tamamı. Bir parçasını bulmak için 18'i 9'a bölüyorum. 2. 3 parçasında yani 9'da 3'ü kadar indirim yapılmış. Yani 2 çarpı 3 6 TL indirim yapılmış değil mi arkadaşım? 18'den de 6'yı çıkardığımda yeni fiyatı 12 TL'dir. Sonuncusunu da siz yapabilirsiniz. Paydaları eşit kesirleri karşılaştırma. Fatma ve Orçun etkinlik için aynı uzunluktaki kurdeleleri 5 eş parçaya ayırarak karşılaş kullanmışlardır. Hangisinin daha çok kurdele kullandığını bulalım. Fatma 5 parçanın ikisini, Orçun 5 parçanın birini kullanmış. Bu durumu model üzerinde inceleyelim. 5 parçaya ayırılmış 1, 2, 3, 4, 5. Bu parçanın ikisini Fatma kullanmış. 5 parçaya ayrılmış. Bu parçanın birini Orçun kullanmış. 2 tane 1 bölü 5 kesre 1 tane 1 bölü 5 kesrinden büyüktür. Fatma daha çok parça kullanmıştır. Yani 2 bölü 5 büyüktür. 1 bölü 5. Bilgi bulutu. Paydaları eşit olan kesirlerden, paydaları eşit olan kesirlerden payı büyük olan her zaman daha büyüktür. Evet, devam ediyoruz. Hasan amca, Mehmet amca ve Rıfkı amca terzi dükkanında birlikte çalışmaktadır. Ellerine bulunan aynı uzunluktaki kumaş parçalarını dört eşit parçaya ayırarak farklı miktarlarını kullanmışlardır. Ancak hepsi kendi kullandığı kumaş parçasının fazla olduğunu söylemektedir. Hangisinin daha çok kumaş kullandığını bulalım. Kumaşı en çok kullanan benim. Kumaşın dörtte birini bitirdim bile. Olur mu hiç öyle? Asıl ben daha çok kullandım. Kumaşın dörtte ikisini bitirdim. Arkadaşlar ikiniz de yanılıyorsunuz. En çok kullanan benim. Kumaşın dörtte üçünü çoktan bitirdim. Şimdi Hasan amcanınki 4'te 1, Mehmet amcanınki 4'te 2, Rıfkı amcanınki ise 4'te 3. Bakalım. 1 bölü 4, 2 bölü 4 ve 3 bölü 4. Kesirleri sayı doğrusu üzerine incelediğimizde 1 bölü 4 kesirin sıfıra daha yakın olduğunu görüyoruz. 2 bölü 4 kesrinin bir bütünün yarısına eşit olduğunu görüyoruz. 3 bölü 4 kesrinin ise bütüne daha yakın olduğunu görüyoruz. O halde 3 bölü 4 büyüktür. 2 bölü 4 büyüktür. 1 bölü 4. Buna göre Rıfkı amca daha çok kumaş kullanmıştır. Evet. Esra ve Yağız resim defterine çizdikleri şekilleri boyamışlar ve karşılaştırmışlardır. Örneği birlikte inceleyelim. Şimdi baktığımda bu bir bileşik kesir. Neden? 2 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6 gen var ve parçalara ayrılmış. Bir tanesinin tamamı boyanmış parçaları ayrıldıktan sonra yani 6 altı bölü 6'sı boyanmış. 6, 7, 8, 9, 10, 10 parçası boyanmış. 6 parçaya bölünmüş. Baktığımızda bu da bir birleşik kesir. 6 parçanın 9'u boyanmış. Acaba hangisi daha büyük diye baktığımda 10 bölü 6, 9 bölü 6'dan daha büyüktür arkadaşım. Aşağıda verilen kesirleri aralarına küçüktür, büyüktür işaretlerinden uygun olanı koyarak sıralayınız. Şimdi 3 bölü 9... Bakın 2 bölü 9 hangisi daha büyüktür? Tabii ki 3 bölü 9 büyüktür. 2 bölü 9'dan 3 bölü 12 12 parçaya bölünmüş 3'ü taranmış 12 parçaya bölünmüş 5'i taranmış hangisi büyüktür 5 bölü 12 büyüktür yani 3 bölü 12 küçüktür 5 bölü 12'den bakalım 26 bölü 14 bakın birleşik bir kesir ve 24 bölü 14 hangisi daha büyük hangisi daha çok taranmış tabii ki 26 bölü 14 26 bölü 14 büyüktür. 24 bölü 14. He, 13 parçaya bölünmüş 8'i taranmış 13 parçaya bölünmüş 5'i taranmış o zaman 8 bölü 13 büyüktür 5 bölü 13 8 parçaya bölünmüş 3'ü taranmış 8 parçaya bölünmüş 5'i taranmış 3 bölü 8 küçüktür 5 bölü 8'den 7 parçaya bölünmüş 4'ü taranmış. 7 parçaya bölünmüş 2 satı taranmış. 4 bölü 7 büyüktür. 2 bölü 7 Kesirlerde toplama ve çıkarma işlemleriyle devam ediyoruz. Öznur ve ailesi 4 eş parçaya ayırdıkları karpuzun öğle yemeğinde 4'te 2'sini, akşam yemeğinde 4'te 1'ini yemişlerdir. Karpuzun toplam kaçta kaçını yediklerini bulalım. Şimdi dörtte ikisini ne yapıyorlar öğlen? Dörtte birinde akşam yiyorlar. Toplam dört parçadan üçünü yemiş oluyorlar. Burada iki parça yediler. Burada da bir parça yediler. Toplam bir, iki ve üç parçasını yediler. Öğlen ve akşam ne kadar karpuz yediklerini bulmak için toplama işlemini yaptık. 8 bakalım ikinciden devam ediyorum. 8 dilim ayrılmış pastanın 8'de birini emir, 8'de üçünü annesi ve babası yemiştir. Pastanın toplam kaçta kaçını yendiğini bulalım. 8'de birini emir, 8'de üçünü de anne ve babası mı yemiş? Bakın arkadaşlar 1 burada 1, 2, 3, 4. Yani 8'de 4'ü yenmiş yani yarısı yenmiş. Aşağıdaki modeller üzerinde verilen kesirleri toplayalım. Bu nasıl bir kesir arkadaşlar? Baktığımızda bu birleşik bir kesir. Evet 8 bölü 5 artı 1 bölü 5 daha 8 bir daha 9 bölü 5 oluyor. Paydaları eşit kesirlerle toplama işlemi yaparken payda aynen yazılır. Paylar toplanır. Bakın payda aynen yazılıyor. Evet pay toplanıyor. Aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde verilen kesirleri toplayarak tablo üzerinde gösterelim. 1 bölü 8 evet, artı 1, 2, 3, 3 parça 3 bölü 8 eşittir 4 bölü 8. Bakalım arkadaşlar 3 bölü 4 artı 1, 2, 3, 4. 4 bölü 4 eşittir 7 bölü 4. Aşağıdaki model üzerinde verilen tam sayılı kesirleri toplayalım. 1 tam 1 bölü 4 artı 1 tam 2 bölü 4 eşittir. 2 tane tam artı 3 bölü 4 arkadaşlar. Kesirlerle çıkarma işlemi. Hemen şunu şuradan kaldıralım. Merve 8 eş dilime ayırdığı lahmacunun 8'de ikisini yemiştir. Geriye ne kadar lahmacun kaldığını bulalım. 8 bölü 8'in 2 bölü 8'ini yemiş. 8'de ikisini de yemiş. Payda aynı kalacak. Çıkarma işlemini payla yapacağım. 8'den 2 parçaya çıkardığımda 6 bölü 8'ini 6 bölü 8'i kalmıştır. Bilgi bulutu. Paydaları eşit olan kesirlerle çıkarma işlemi yaparken payda aynen yazılır. Paylar ise çıkarılarak farka yazılır. Aşağıdaki modeller üzerinde verilen çıkarma işlemlerini inceleyelim. Bakın arkadaşlar 9 parçanın 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçası taralıydı. 2 parçasını çıkarmak istedi. 6 bölü 9 eksi 2 bölü 9, 4 bölü 9'u kaldı. Şuna bakalım arkadaşlar. 10 bölü 6. Bu bir birleşik kesir. 6 parçaya bölmüş. 6, 7, 8, 9, 10. 10 bölü 6 eksi 3 parçasını çıkartacak. 3 bölü 6. Ne kadarı kalmış? 10 bölü 6'dan 3 bölü 6'yı çıkardığımızda 7 bölü 6'sı kalmış. Bu da tam sayılı bir kesirde çıkarma. 2 tam 5 bölü 4'ten 1 tam 2 bölü 5 çıkardığında 1 tam bakın önce tam sayılardan 2'den 1 çıkardık 1 daha sonra 4'ten 2 çıkardım 2 bölü 5 kaldı. Aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde verilen çıkarma işlemini inceleyelim. 6 8'den 1, 2, 3, 3 bölü 8 çıkardığımızda 3 bölü 8 kalır. Devam edelim. Aşağıdaki kesirler ile toplama işlemi yaparak verilen modeli boyayınız. Şimdi 3 bölü 6 artı 2 bölü 6 1, 2, 3 parça burada. 2 parça daha burada. 5 parça. Ne yapıyorum? Paydayı aynen yazıyorum. 6 parçanın 5'ini tarayacağım. 1. parçam, 2. parçam, 3. parçam, 4. parçam ve 5. parçam. Devam ediyorum. 1 bölü 8 artı 5 bölü 8 payda aynen kalıyor. Payları topluyorum. 1, 5 daha 6. 6 bölü 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Devam ediyorum. 7 bölü 6 artı 2 bölü 6. Pay aynen kaldı 6. 7, 2 daha 9 bölü 6. Bunun tamamını boyuyorum. 6 bölü 6. Tamamını boyadığımda 6 bölü 6. Buradan bir parça boyadım. 7 bölü 6. Bir parça daha boyadım. 8 bölü 6. Bir parça daha boyadım. 9 bölü 6. 1 tam 2 bölü 11 artı 1 tam 4 bölü 11. 1 tam 1 tam daha 2 tam 2 4 daha 6 bölü 11. Nasıl yapıyorum bunu? Bunun iki tamın hepsini boyuyorum arkadaşlar. Hemen şöyle yaptığımda çünkü iki tam diyor. İki tamın hepsini boyuyorum. Evet. Bu şekilde. Evet. Daha sonra da 11 parçanın sadece altısını 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçasını boyadım. Aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde verilen toplama işlemini yandaki kutucuğa yazarak yapınız. Evet baktığımızda 1, 2, 3, 3 bölü 6 artı 1, 2, 2 bölü 6 eşittir 5 bölü 6. Bundan devam edelim. Evet 2 bölü 2 bakın arkadaşlar 2 bölü 2 1, 2, 3, 4 4 bölü 2 daha ne eder 6 bölü 2 devam ediyoruz aşağıdaki kesirler ile çıkarma işlemi yaparak verilen modeli boyayınız 6 bölü 10'dan 3 bölü 10'u çıkardığımda payda aynı kalır paydan 6'dan 3'ü çıkardığımda 3 bölü 10 ona bölünmüş sadece ne yapacağım şu 3 parçayı boyayacağım arkadaşlar Devam ediyorum. 4 bölü 9 eksi 2 bölü 9 payda aynı kalacak. 4'ten 2 çıkardığımda 2. Bu birinci bu da ikinci kalan kısım diyebilirim. 21 bölü 14 eksi 14 bölü 14 payda aynı kalacak. 14 olarak. Evet 21'den 14'ü çıkardığımda 7. Evet. Bakalım. Yani 14'ün yarısı kalmış. Sadece birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci. 2 tam 2 bölü 4 eksi 1 tam 1 bölü 4. 2'den 1 çıkardım. 1. Buradaki 2'den 1 çıkardım. 1 tam 1 bölü 4. 1 tam bunun tamamını boyuyorum. 4'te biri ise bunun sadece bir parçasını koyuyor Rum arkadaşlar. Evet aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde verilen çıkarma işlemini yandaki kutucuğa yazarak yapınız. Tamamı 8 bölü 3'müş. 8 bölü 3'ün 1, 2, 3, 4, 5 bölü 3'ünü çıkardığımızda kalan ne olur arkadaşlar? 3 bölü 3 olur. Yine bunun tamamı 8 bölü 4'tür. 1, 2, 3 parçasını çıkardığımızda kalan da 5 bölü 4 olur. Evet bugünlük bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.